Sıvı karışımlarının öz kütlesinin hesaplanmasına bakalım arkadaşlar yeniden. Şimdi birbirine karışabilen X, Y, Z sıvılarının kütle hacim grafikleri şekillik gibidir. Bu sıvılardan A şıkkımızda denilmiş ki X, Y ve Z'den eşit hacimde alınırsa. Öncelikli olarak bu sıvıların her birinin yoğunluk değerini ayrı ayrı hesaplamamız gerekiyor. D eşittir M bölü V E o zaman X sıvısı için bakıyorum kütlesi 4. Hacmi 1 ise yoğunluk değeri için artık 4'tür diyebilirim. Y sıvımız için bakıyorum. 2'ye karşılık gelen değer 1 olmuş. Yani 2 bölü 1'den yoğunluğun artık 2'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Peki Z sıvımız için 4'lük bir kütleye karşılık gelen değer dörtlük bir hacim olmuş. Yani yoğunluğumuzun 1 olduğunu söyleyebiliriz. Peki A şıkkımızda bize ne denilmiş? Eşit hacimde. Karışımdaki eşit hacimdeki değerler için biz ne yapabiliyorduk? Aritmetik ortalama. Yani D1 artı D2 artı D3 bölü 3'tür diyebiliyorum. O zaman karışımın yoğunluğu 4 artı 2 artı 1 bölü 3'tür diyebilirim. Yani karışımızın yoğunluğu için 7 bölü 3 kadardır diyebiliriz. E peki B şıkkımızda ne denilmiş? X ve Y'den eşit kütlede alınırsa. Eşit kütledeki karışımlarda D karışım neydi? 2 tane DY çarpı DX bölü DX artı DY'dir diyebiliyorum. 2 çarpı DY dediğimiz değer 2 çarpı DX dediğimiz değer 4'tü bölü toplamları yani 4 artı 2'dir diyebiliyorum. ve buradan da artık yukarısı 16 bölü 6'dan artık 8 bölü 3'lük bir değerdedir diyebiliriz. Peki C şıkkımıza bakıyoruz. D karışım eşittir neydi? Toplam kütle bölü toplam hacim. M1 artı M2 bölü V1 artı V2'dir diyorum. Y'den 40 gram almamız gerekiyormuş. Y'nin kütlesel değeri için dedim ki 40 gram. Peki yoğunluğu eğer 2 ise 40 grama karşılık gelen hacim değerinin ne olması gerekiyor? 20 santimetre küp olması gerekiyor. Neden? 40 bölü 20 bize 2'yi verecektir. O zaman buraya 20 santimetre küp kadardır dedim. Sonra Z'den de 30 gram alalım denilmiş. E peki o zaman Z'den de 30 gram alıyorum. 30 bölü yine 30 santimetre küpe karşılık gelmiştir diyebilir miyiz? Çünkü neden? Z'nin yoğunluğu 1 ise 30 bölü 30'un 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. E peki Yukarıdaki değerimize bakıyorum ne yaptı? 70. Aşağıdaki değerimiz 50 idi. E buradan da artık 1,4 gram bölü santimetre küplük bir yoğunluğa ulaştığımızı söyleyebiliriz. Şekildeki boş kabı D öz sıvı akıtan K musluğu 3T sürede 6D öz sıvı akıtan L musluğu ise T sürede doldurmaktadır. Şimdi arkadaşlar buradaki musluklardan akan suların hacimsel değerleri kabı doldurma süreleriyle ters orantılı. Yani süre uzadıkça demek ki musluktan akan su hacmimiz azdır diyebiliyorum. K musluğundan akan su hacmine V kadar dersem L musluğundan akan suyun hacmine 3V kadardır diyebiliyorum. E peki artık buna göre musluklar aynı anda açılıp boş kap doldurulduğunda kapta oluşan karışımın öz kütlesi kaç D olur diye sorulmuş. K musluğundan akan suyun yoğunluğu D kadardı ve hacimsel değeri içinde V kadardır demiştik. V hacminde D yoğunluklu sıvı geldi. L musluğundan da 3V hacminde ve 6D yoğunluklu bir sıvının aktığını söylemiştik. E o zaman artık karışımın yoğunluğu bulunurken D karışım toplam kütle bölü toplam hacimdi. E buradaki M değerimizi yazarken ne diyebiliyorduk? Deve diyebiliyorduk. O zaman M1 eşittir deve artı M2 dediğimiz değer içinde 18 tane devedir diyorum. Bölü toplam hacim V artı 3 tane V. Ve burası da artık 19 tane dv bölü 4 tane v olacak. Ve buranın 19 d bölü 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şekildeki x, kaplarında 4 d ve d öz kütleli sıvılardan 5 v ve 2 v hacimlerinde sıvılar vardır. Kaplardaki sıvı kütlelerinin eşit olması için hangi kaptan diğerine kaç v hacminde sıvı aktarılmalıdır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bir sıvının kütle değeri bulunurken biz ne yapıyorduk? Hacimle öz kütleyi çarpıyorduk. Yani m eşittir deveydi. O zaman buradaki kütle değerimiz için mx eşittir ne diyebilirim? 20 tane deve. E peki my dediğimiz değer içinde 2 tane devedir diyebilir miyiz? E toplam değerimiz artık ne olacak? mx artı my'nin 22 tane deve olduğunu söyleyebilirim. E buradaki kütleleri eşitleyebilmemiz için tam ortadan ikiye bölmemiz lazım. Yani 11 deve olması gerekiyor her bir kaptaki sıvının. E buraya diyorum ki 11 deve. Burasının da 11 deve olabilmesi için X kabından Y kabına 9 develik bir kütle aktarmamız gerektiğini söyleyebiliriz. E peki aktardığımız hacim değerini bulurken e biz ne diyorduk? D eşittir neydi? M bölü V idi. E buradaki aktardığımız sıvının öz kütlesi 4D. 4D eşittir. Kütle değerimiz içinde 9 devedir dedik. 9 tane deve bölü aktardığımız miktar içinde diyorum ki vx olsun. E buradan d değerleri sadeleşecek. vx eşittir 9v bölü 4 kadardır diyebilirim. Yani x kabından y kabına 9v bölü 4'lük bir sıvı aktarırsak bu kaplardaki sıvı kütleleri birbirine eşit olabiliyormuş.